Selamlar sevgili Avestalılar. Yeni bir EU4 videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Europa Universalis 4 oyunundaki idea gruplarını sınıflandıracağız. Hangi idea grubu daha iyi, hangisi kötü? Böyle bir sıralama yapacağız efendim. Yaklaşık 6 yıldır bu oyunu oynuyorum. Tabii dünyanın en iyisi olduğum söylenemez ama en azından bu sıralamayı yapacak kadar bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum dostlar. Öyleyse lafı daha fazla uzatmadan buyurun videoya başlayalım efendim. İlk fikir grubumuz administratif fikir grubu. Administratif ideanın bize verdiği özelliklere bakacak olursak %25 admin advisor cost sağlıyor. Artı bir possible advisor ve number of pronaya. Bu pronaya dediği de Bizans'a ve Roma'ya özgü bir sistem. Pronaya özelliği var. Artı bir pronaya kazanmanıza yarıyor. %25 CCR veriyor. %30 kültür promotlama maliyetine indirim veriyormuş. Stability cost modifier veriyormuş %25. Aylık otonomi değişimini 0.05 veriyor eksi. Yani ülkenizdeki otonomiyi her ay yavaş yavaş azaltıyor. Bu gerçekten harika. Aynı zamanda admin teknoloji benimseme maliyetinizi %10 düşürüyor. Ayrıca tüm admin ideasını bitirdiğinizde de %20 governing capacity modifier sağlıyor size. Yani gerek CCR olsun, gerek otonomi olsun, gerek tüm ideaları bitirdiğiniz zaman %20 governing capacity modifier veriyor olsun. Bu özellikler gerçekten çok fazla işinize yarayan şeyler dostlar. Özellikle aşırı genişlediğiniz zaman çok fazla governing capacity sıkıntısı yaşıyorsunuz. Ve aynı zamanda çok hızlı genişlediğiniz zaman aldığınız toprakları core yapma maliyetleriniz gerçekten çok fazla oluyor. %25 CCR indirimi de bize gerçekten bu konuda çok yardımcı oluyor. Onun haricinde aylık otonomi düşüşü gerçekten çok iyi. Çünkü otonomi düşüşü demek sizin manpower'ınızın, sizin paranızın, işte sailor'ınızın, ülkenizin her türlü gelirinin artması demek dostlar. Bu da sizin ülkenizin gelişiminde gerçekten önemli bir rol oynuyor. Özellikle bir dünya fethi düşünüyorsanız admin idea gerçekten olmazsa olmazlardan diyebilirim dostlar. O yüzden admin idea'yı S'ye de koyabiliriz, A'ya da koyabiliriz ama benim gönlümden S'yi koymak geçiyor gerçekten. Çünkü gerçekten bu oyundaki en iyi idea gruplarından birisi olduğunu düşünüyorum. İster single olsun, ister multi olsun, herkesin alması gereken bir idea olduğunu düşünüyorum. İkinci fikir grubumuz aristokratik fikir grubu dostlar. Bu fikir grubunun bize sağladığı özellikler şu şekilde. %15 Cavalry Combat Ability sağlıyor. Süvarilerimiz daha güçlü oluyor. %5 Development Cost sağlıyor. Aynı zamanda National Manpower'ımızı arttırıyor. Ulusal insan gücümüzü. Atlı maliyetlerimiz %20 düşünüyor ve Cavalry Infantry Ratio, yani birliğinizde tutabileceğiniz süvari sayısını arttırıyor. Bildiğiniz üzere biriminizde yalnızca atlı birimi tutmak istiyorsanız bu oran çok fazla olmuyor dostlar. Yani birliğinizin işte belli bir oranını piyade tutmanız gerekiyor. Tutmadığınız zaman Cavalry'lerden yeterli verimi alamıyorsunuz. Güzel bir özellik. Onun haricinde bize yıllık Army Tradition kaybını %1 düşürüyor ve yıllık Navy Tradition kaybını %1 düşürüyor. Bir tane Prono'ya da buradan kazanıyormuşuz dostlar. Eğer Prono'ya özelliğine sahip bir devlet oynuyorsanız aristokratik olarak buradan bir Prono'ya daha sahibi olabiliyorsunuz. Artı bir diplomat veriyor ve %10 generallerinize indirim veriyor. Unjustified Demand %25, Cost to Fabricate Claim %50. Aylık otonomi değişimi 0.025 ve yıllık absolutizm 0.50 veriyor dostlar. Tüm aristokratik ideasını bitirdiğinizde lider siege'nize artı 1 ve nobility loyalty'nize %10 veriyor. Yani baktığınız zaman aslında güzel bir idea. Özellikle atlı birimleriyle oynuyorsanız, port oynuyorsanız ya da işte Polonya gibi bir devletle oynuyorsanız gerçekten işinize yarayacak bir idea seti. Özellikle şuradaki yıllık absolutizm 0.50 absolutizm çağını çok işinize yarayacaktır. Ama erken oyunda birçok ülkeyle alabileceğiniz bir numaralı askeri idea da bu değildir dostlar. Yani birazcık işte development veriyor, birazcık diplomat veriyor. Yani her şeyden biraz, biraz diplomatik, biraz admin. Yani ortaya karışık çerez kıvamında bir idea setidir bu. Dediğim gibi her ülkenin aranan idea seti değildir. Ancak belli başlı devletlerle belli başlı oyunlarda gerçekten çok işinize yarayabilecek bir idea setidir. Bu sebeple sevgili aristokratik ideasına benim içimden gelen B'dir dostlar. B klasa koymak istedim aristokratiği. Bir sonraki idea setimiz court idea seti. Bu court idea seti yeni çıkan bir idea set dostlar. Bize verdiği özelliklere bakacak olursak artı bir diplomatic reputation ve power projection from insult, yani insultlardan gelen, bir devlete insult attığınızda gelen power projection bonusunu %100 arttırıyormuş. Tüm estate'lerin loyalitesi artıyor %10. Ayrıca herhangi bir ayrıcalığını sildiğinizde bir estate'in loyalitesi %5 daha az düşüyor.
bu özelliği veriyormuş. Artı bir yıllık prestij, aylık Persian Influence 0.10 diyor. Bu Pers'te oynadığınızda verilen bir buff. Onun haricinde diğer devletlerle bunu alamıyorsunuz. Sadece prestij geliyor. %20 Reform Progress Growth diyor. Yani daha hızlı hükümet reformu atlamanızı sağlıyor. Reduced Maximum Absolutism Impact from Privileges. Ayrıcalıklardan gelen Maximum Absolutism debuff'ını %20 azaltıyormuş. Yani bildiğiniz üzere privilege'lere ayrıcalık verdiğinizde maksimum absolutizminiz düşüyor dostlar. Atıyorum 100 absolutizminiz varsa, absolutizm çağında herhangi bir tane esteyde bir tane ayrıcalık verdiğinizde bu absolutizm 20'ye, 60'a, 70'e yavaş yavaş düşüyor yani. Onu işte %20 azaltıyormuş. Daha az düşmesini sağlıyormuş. Onun haricinde maksimum privilege per estate. Her estate için maksimum ayrıcalığı artı bir arttırıyormuş. Splendor artı iki. Splendor bildiğiniz üzere çağ bonuslarını bu Splendor ile alıyorsunuz dostlar. Yeteri kadar Splendor biriktiğinde çağ bonuslarından istediğiniz özelliği alabiliyorsunuz. Ayrıca estate interaction cooldown modifier %20 diyor. Onun haricinde monarkınızın diplomatik skillini artı bir arttırıyor ve diplomatik poliçelerin sayısını artı bir arttırabiliyormuş. Tüm bu ID'ları bitirdiğinizde size yıllık meşrutiyet, yani legitimacy veriyor 0.50. Kutsal Roma İmparatoruysanız Imperial Authority Growth Modifier %5 veriyor. Ayrıca işte Çin İmparatoruysanız Mandate'i 0.10 arttırıyor. Dostlar bu dediğim gibi yeni çıkan bir ID ya ve benim pek beğendiğim bir ID değil. Sadece tüm bunları bitirdiğinizde gelen, işte Kutsal Roma ile oynuyorsanız ya da bir Çin'le, Çin taraflarında oynuyorsanız Mandate'iniz varsa işinize yarayabilecek özellikler bunlar. Onun haricinde pek de verdiği bufflar öyle çok da güzel bufflar değil açıkçası yani. Çok da işe yarar şeyler değil. İşte reformun hızlı gitmesi olsun, Splendor'ın daha hızlı gelmesi olsun, diplomatik skill artı bir veriyor Monarka. Yani bilmiyorum yani, çok da beni çeken şeyler değil bunlar dostlar. Açıkçası ben bu Court ID'yi bu zamana kadar çok fazla aldığımı da hatırlamıyorum. Ne multiplayer olsun ne single player olsun, ki ben genellikle single player oynarım. Hani multi tecrübem yok, ancak multilerde de bunu, bu ideyanın aranan ideya seti olduğunu düşünmüyorum ben. Gerçekten diplomatik puanınıza yazık olur yani. Sadece şu Imperial Growth Modifier içinde gidip de bunu alacak da değilim yani. Bilmiyorum dostlar, ben Court ID'yi hani D'ye de koymak istemiyorum da koyacağım galiba ya. Gerçekten hiçbir boka yaramayan ideya gruplarından olabilir bence ya. Ama sırf Imperial Growth Modifier içinde bir C'ye konulabilir. D'ye koyalım, bu D'ye de kalsın. Evet, bir sonraki grubumuz, bir sonraki fikir grubumuz defansif ideya. Askeri ideya gruplarında yer alan defansif ideya bize şu buff'ları sağlıyor. Army Tradition from Battles. Yani savaşlardan gelen Army Tradition bonusunu %100 arttırıyor. %15 Moral of Army veriyor. Lider manevrasını artı bir arttırıyor. Land Maintenance Modifier ve Regiment Manpower Usage %5 veriyor. Fort Maintenance, kale bakım maliyetlerini %10 azaltıyor. Aynı zamanda kale defansını %25 arttırıyor. Reinforce Speed'ini %30 arttırıyor. Birlikleriniz daha fazla, daha hızlı reinforce oluyor. Daha hızlı kendilerini toparlıyorlar. Ve ülkenizdeki garnizon büyüklüğü %33 artıyor. Tüm bunları bitirdiğiniz zaman da Attrition for Enemies, yani düşman birliklerinin topraklarınızda gezerken yediği attrition'ı, yediği kaybı artı bir arttırıyor. Aynı zamanda Max Hostile Attrition veriyormuş artı bir. Şimdi defansif ideya gerçekten bazı oyunlarda gerekli. Bazı devletlerle oynarken gerekli. Özellikle %15 Moral of Army vermesi, aynı zamanda işte Reinforce'u %30 arttırması, bunlar sizi bir tık öne geçirecek şeyler. Yani defansif ideya grubunda en çok göze çarpan özellik tabii ki %15 Moral of Army. Onun haricindeki diğer özellikler pek de hani olsa da olur, olmasa da olur. O tarz özellikler. Belki kazandığınız Army Tradition bakımından da alınabilir. Çünkü bildiğiniz üzere Army Tradition'ınız ne kadar fazla olursa Siege Ability'niz de o kadar fazla oluyor. Aynı zamanda işte Manpower Recovery Speed'iniz artıyor. Moral artış hızınız da artıyor ordunuzun. Ve aynı zamanda Moral of Army de veriyor. Yani Army Tradition. Yani baktığınız zaman dolaylı yoldan, evet %15 Moral of Army veriyor ama aynı zamanda savaşlardan gelen Tradition bonusunu arttırdığınızda çok hızlı bir şekilde Army Tradition'ınız yükselecek. Army Tradition'ınızı full'e çektiğiniz zaman da oradan bir %25'lik bonus alabiliyorsunuz dostlar Moral of Army olarak. Aynı zamanda Siege Ability de kazanıyorsunuz %5. Manpower Recovery Speed veriyor %10. Army Moral Speed veriyor %10. Yani Army Tradition kazanma açısından da gerçekten iyi bir ideya olabilir. Sizi askeri açıdan öne geçirir mi? Öyle çok ağam şağam öne geçirmez ama aldığınız zaman da hani pişman olmazsınız. Tabii biraz güçlendiğiniz zaman işte defansif değil de başka bir ideya da alabilirmişim
diyebilirsiniz. Ya da defansifi silip işte ofansife falan geçebilirsiniz. O şekilde kullanılabilir. Çok da fazla uzatmaya gerek yok. Defansif ideya benim için B class dostlar. Bir sonraki ideya grubumuz diplomatik ideya grubu. Diplomatik ideyalar da şu bonusları sağlıyor bize. Artı bir diplomat sağlıyor dostlar. Artı bir diplomat veriyor. Diplomatik advisor maliyetlerini %25 düşürüyor. Diplomatic relation artı bir veriyor. Artı bir diplomat daha verip %25 improve relations sağlıyor. Yani daha hızlı ilişki geliştirmenize yarıyor diğer devletlerle. Diplomatik saygınlığınızı artı 2 arttırıyor. Province war score cost %20 veriyor. Ki bu ideya grubundaki en önemli ve en güzel özellik de bu. Onun haricinde %10 diplomatik teknoloji maliyetini düşürüyor. Ayrıca bu ideyi bitirdiğiniz zaman da lowered impact on stability from diplomatic actions. Yani bazı diplomatik aksiyonlardaki stability impact'ini siliyor, düşürüyor. Mesela ne olabilir? İşte royal marriage'inizi silmek gibi falan filan. Bu tarz diplomatik aksiyonlardaki stability debuff'ınızı siliyor dostlar. Siliyor demeyelim de düşürüyor diyelim, daha doğru olur. Şimdi bu diplomatik idea single player'ların bence vazgeçilmez ideasıdır dostlar. Aynı zamanda multilerde de alınması gereken bir idea olduğunu düşünüyorum ben. Her ne kadar multi tecrübem olmasa da çok fazla. Yani sadece province war score cost için alınabilir bir idea seti bu. Biliyorsunuz çok fazla agresif genişlediğinizde koalisyon yiyorsunuz dostlar ve koalisyonun yediğiniz zaman ülkelerle çok hızlı bir şekilde ilişkilerinizi toparlamanız ve işte koalisyon yediyseniz o koalisyonun dağılması, koalisyon yemediyseniz de koalisyon yememek için etraftaki ülkelerle aranızı iyi tutmanız gerekiyor. Aynı zamanda bir devletle ilişkiniz sıfırdan yüksekse size savaş açamıyor dostlar. O yüzden diplomatik idea gerçekten alınması gereken bir idea. Bunu bir kenara koyalım. Ayrıca Promise War Score Cost %20 dediğim gibi bir savaştan aldığınız toprak sayısını arttırıyor. Yani en basit terimiyle 2 toprak alabiliyorken 4 toprak alabiliyorsunuz atıyorum. Bu da daha hızlı büyümenize yardımcı oluyor. Onun haricinde mesela Vassal Swarm gidiyorsanız diplomatik ilişki bonusları veriyor. Artı 1 buradan diplomatic relations veriyor. Buradan artı 2 diplomatic reputation veriyor. Bu daha hızlı bir şekilde ülkeleri vasal almanıza yarayabilecek bir şey dostlar, diplomatic reputation'ın artması. Evet, tüm bunlara göz önünde bulundurduğumuzda diplomatik idea benim için tabii ki S class'ta olan bir ideya grubu dostlar. Bizim kıymetlimiz, vazgeçilmezimiz. Bir sonraki idea grubumuz Divine Idea. Dostlar, Divine Idea dediğimiz idea grubu her devlette olan bir idea grubu değil. Teokrasiyle yönetilen devletler daha çok bu idea grubunu kullanabiliyor. Bu Divine Idea'nın bize verdiği buff'lara gelecek olursak %5 development cost, yıllık devotion artı bir. Devotion dediğimiz özellikle işte Papa'da mesela devotion vardır. Papa gibi teokrasiyle yönetilen devletler devotion özelliğine sahip. Bunu Cumhuriyet'teki Republic Tradition gibi düşünebilirsiniz dostlar. Ya da işte Osmanlı'daki Meşrutiyet gibi düşünebilirsiniz. Yani legitimacy yok bunlarda, devotion var. Fire Damage Received -10 veriyor. %33 savaş yorgunluğu düşürme maliyetinizi azaltıyormuş ve lider maliyetinizi %10 düşürüyor. Aynı zamanda Moral Damage Received %10 veriyor. Kültür Conversion Cost maliyetlerini %10 düşürüyor. Yani kültür çevirme maliyetlerini %10 düşürüyor. Savaş yoluyla din değiştirmeye zorlama maliyetini %30 azaltıyor dostlar. National Amnesty düşürüyor -2 ve kara savaşlarından gelen prestiji %50 arttırıyormuş. Aynı zamanda işte dininiz Katolikse mesela Katolik topraklarından gelen Manpower, yani True Faith. Ülkenizin dinine sahip topraklardan gelen manpower'ı arttırıyormuş dostlar %15. Tüm Divine Ideas'ını bitirdiğinizde de size misyonerlerin kafirlerle savaşma gücünü artı bir arttırıyor. Aynı zamanda Clergy Estate'inize %10 sadakat bonusu veriyor dostlar. Divine Idea güzel bir idea. Fire Damage olsun, Moral Damage Received olsun. Bunlar bir adım öne geçiren şeyler. Bu da işte biraz askeri, biraz böyle hani unrest düşürme, biraz işte kültürle alakalı bir şeyler. Biraz daha karma bir idea seti. Birazcık böyle development koymuşlar araya. Yani tol oynarken de alabilirsiniz. İşte biraz agresif bir oyun oynuyorsanız da alabilirsiniz. Yani biraz daha böyle aristokratik idea'ya benzetebilirsiniz bunu. Yani aristokratik idea gibi her şeyden biraz eklenmiş bir idea grubu. Güzel bir idea grubu, ben beğeniyorum. Bence Divine Idea'nın hak ettiği grup A class dostlar. Yani bir S class değil tabii ki. Hani olmazsa olmaz bir idea grubumuz değil. Ama bence işte teokrasiyle yönetilen devletlerde alınması gereken bir idea. Aslında biraz B'ye de gelebilir. Yani B, A arası bir şey. Sırf işte fire damage, moral damage received muhabbetinden dolayı A'ya koymayı tercih edeceğim ben. Şimdilik bu şekilde gitsin. En son yine bir tekrar üzerinden geçeceğiz.
Geçelim bir sonraki IDE grubumuz olan Economic IDE'ye. Economic IDE bize %15 National Tax Modifier veriyor. Artı 0.10 yıllık enflasyon azaltımı veriyor dostlar. Artı 1 tüccar veriyor. Enflasyon Reduction from Loan Repayment. Borçları geri ödemelerdeki enflasyon düşürmesini 0.05 düşürüyormuş dostlar daha fazla. Aynı zamanda Gold Deflation Change Modifier %25 veriyor. Bu Gold Deflation Change Modifier'ı ben tam olarak bilmiyorum ne işe yaradığını açıkçası. Altın madenleriyle alakalı bir şey tabii ki ama Gold Deflation yani altın tükenmesi anlamına geliyor bu. Tam olarak anlayamadım ben bunu. Bu sonradan geldi bu arada. Önceki DLC'lerde yoktu. Daha yeni gelen bir özellik bu. Onun haricinde Interest Per Annum 0.50 bu da borç çektiğinizde faiz oranlarını biraz düşürüyor dostlar. Yani 0.50 gerçekten iyi bir oran dostlar. Aynı zamanda Land Maintenance Modifier'ı düşürüyormuş ordu bakım maliyetini. Onun haricinde fabrikalardan gelen development artı bir arttırıyor ve production efficiency %10. Yani üretim etkinliğini de %10 arttırıyor ülkenizdeki. Tüm economic idea'sını bitirdiğinizde de %10 good produce modifier veriyor dostlar. Şimdi economic idea gerçekten güzel bir idea. Alınması gereken bir idea ama aması var. Oyuna yeni başladıysanız eğer ya da altın madeni çok fazla olan bir devletle oynuyorsanız mesela Aztekler gibi ya da Amerika kıtasında herhangi bir işte kabile devletiyle falan başladıysanız Meksika'da bulunan o altın madenlerinden gelen enflasyon sizi gerçekten çok zor duruma sokabilir. Bununla başa çıkmanın yollarından birisi ekonomik ID'yi almak. Çünkü yıllık enflasyon reduction veriyor 0.10. Aynı zamanda interest per annum da veriyor 0.50. Yani bilmiyorum oyuna yeni başlamadıysanız ekonomik ID'ye çok da aranan bir ID'ye değil ya. Yani ben şahsen aramıyorum abi. Hangi ülkeyle oynarsam oynayayım gidip de böyle parasal sıkıntılar yaşadığımda ekonomik idea'nın kucağına atlamıyorum hemen. Aynı şekilde trade idea da almıyorum ben mesela. Yani para kazanmak yani sadece idea'larla yapılacak bir eylem değil abi para kazanma olayı. Eğer parasal sıkıntılar yaşıyorsanız ekonomik idea'ya gitmek yerine işte gidip de biraz daha ordunuzu güçlendirip daha fazla hızlı bir şekilde fetihler yapıp topraklarınızın işte binalarını basmaya yönelik ya da ne bileyim war rep alma mesela ya da savaş kazandığınız devletlerden para alma yoluyla çok hızlı bir şekilde hazinenizi yükseltiyorsunuz. Gelen bu parayla da zaten hızlı bir şekilde bina basıp ekonominizi çok hızlı bir şekilde geliştiriyorsunuz. Yani ekonomik idea dediğim gibi öyle çok da ultra alınması gereken bir idea olarak görmüyorum ben. Mesela TOL oynuyorsanız alınabilir. TOL oynuyorsanız çok iyi olur hem de. Ama işte single player oyunlarda ya da multiplayer oyunlarda bence ekonomik idea çok da önemli değil. Ekonominizi buff'lıyor mu? Evet buff'lıyor. Güzel de buff'lıyor. Ancak dediğim gibi sadece ekonomik idea alarak parasal sorunlarınızı çözeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ülkenizdeki otonomi fazladır. Ülkenizde bina yoktur. Ülkenizde üretim yoktur. Siz bu ekonomik idea'yı aldığınız zaman zaten çok fazla bir etkisi etmeyecek. O yüzden mesela görüyorum bazen. Abi ben ekonomik idea alıyorum ama para kazanamıyorum. Kazanamazsın abi. Çünkü sen ülkenin otonomisini düşürmemişsin. Development'ını arttırmamışsın. Ordunu güçlendirmemişsin en basitinden. Bir yer fethedememişsin. Toprakların bereketsiz. Tüm bunlar varken gidip ekonomik idea almak bir işe yaramaz. Ama ekonomik idea dediğim gibi güzel bir ideadır. O yüzden B'ye de koyulabilir, A'ya da koyulabilir. Bence bir A'ya hak ediyor ya. Bence A'yı hak ediyor dostlar ekonomi idea grubu. Evet bir sonraki idea grubumuz espionage idea. Espionage idea'ya gittiğinizde transfer subject'i açıyor dostlar. %20 aggressive expansion impact veriyor. %10 siege ability veriyor ve %50 spy network büyüme oranınızı arttırıyor. Artı bir diplomat ve %15 advisor'lara indirim veriyor. Spy detection %33 veriyormuş. Yani bu başka bir ülke size spy attığında onu keşfetme oranınızı arttırıyor %33. Aynı zamanda yıllık corruption 0.20 gayet iyi. %33 predator efficiency korsanlık etkinliğini %33 arttırıyor. Change to capture enemy ships. Düşman gemilerini ele geçirme oranınızı %25 arttırıyor. Vassalization acceptance %15. Aylık favor growth modifier %33. Ve number of pronoya artı 1. Bunu aldığınızda bir artı 1 pronoya daha kazanıyorsunuz pronoya alabilen devletlerde. Lakin buradaki vassalization acceptance en önemlisi diyebilirim. Aggressive expansion impact'ten sonra tabi. Ayrıca bu ideyi bitirdiğinizde %100 rebel support efficiency ve Spy Action Cost Modifier kazanıyorsunuz %20. Şimdi bence single player'ların olmazsa olmaz idea gruplarından birisi espionage. Çünkü single player oyunlarda çok hızlı bir şekilde genişlemeniz gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde genişleyeceğiniz için koalisyon yeme şansınız yükseliyor. Koalisyon yeme riskiniz artıyor.
Aggressive Expansion Impact birincisi buna çözüm oluyor. İkincisi genişlerken Siege Ability'ye ihtiyacınız var. Kuşatma ne kadar hızlı gerçekleşirse o kadar hızlı savaşınız biter çünkü. Kalelerin düşmesi açısından Siege Ability işinize yarıyor gerçekten. Ayrıca artı bir diplomat sayesinde savaşırken bir yandan da işte ülkelere diplomat gönderip onlarla ilişki geliştiriyorsunuz. Böylece size koalisyona girme ihtimallerini azaltmış oluyorsunuz. Ayrıca Vassal Swarm yoluyla gidiyorsanız dostlar, yani Osmanlı gibi mesela önüme gelene eyalet yapayım, ta dünyanın öbür ucundaki Müslüman devleti kendime vasal yapayım diyorsanız, bu Vassalization Acceptance çok işinize yarayacaktır. Ya Espionage ideya, çok da fazla konuşmaya gerek olmayan bir ideya. Ben Espionage ideya tabii ki hak ettiği yer bence S-Class olduğunu düşünüyorum dostlar. Benim için Espionage S-Class bir ideyadır. Yani ister amatör olsun ister profesyonel olsun her oyuncunun Espionage ideya alması gerektiğini düşünüyorum. Gönlümün efendisi diyebilirim Espionage için. Evet, bir sonraki ideya grubumuz Expansion ideya. Expansion ideya biraz daha kolonici devletlerin benimsediği bir ideya grubudur dostlar. Bize verdiği özellikler artı bir kolonist, artı bir merchant, settler increase artı 20. Global tarifeler yani vergiler %10, gümrük vergileri %10 arttırıyor. Envoy travel time, diplomatların hareket süresini %20 düşürüyor. Artı bir diplomat, farklı kontinentte bulunan subjectlerin liberty desire'ını düşürüyor. Bir kolonist daha verip settler change'i %5 arttırıyor ve global trade power'ınızı %20 arttırıyor. Aynı zamanda minimum autonomy in territories %10, teritorilerin minimum otonomilerini %10 düşürüyormuş dostlar. Dediğim gibi expansion ideya normal ülkelere alınan bir ideya değil. Yani normal ülkeden kastım, kolonici bir devlet olmayan ülkeleri alıyorsanız eğer, işte Osmanlı gibi, Polonya gibi, bu ideya grubunu almanız mantıksız. Ancak koloni devletlerinde olmazsa olmazı bir ideya grubu tabii ki. Ancak sadece kolonici devletlere özel yapıldığı için ve kolonici devlet sayısı çok az olduğu için pek de efektif bir ideya grubu değil diğer devletlerle oynadığınız zaman. O yüzden expansion ideyaya B grubunu atmak istiyorum ben. Kesinlikle. Bence hak ettiği yer B grubu. Tamam, kolonici devletler için olmazsa olmaz ama diğer devletler için de çok da önemli değil. O yüzden B class bence expansion'a yarışır. Aynı şekilde exploration idea da kolonici devletler için özel olarak yapılmış bir idea grubu. %10 naval attrition veriyor. Aynı zamanda kaşif ve conquistador basabiliyorsunuz. Explorer olmazsa bildiğiniz üzere keşif yapamazsınız dostlar. Yani kolonici bir devlet gidiyorsanız ilk almanız gereken exploration idea'dır. Expansion ondan sonra gelir. İkinci olarak kolonist veriyor artı bir. Kolonyal derecenizi %50 arttırıyor. Artı 10 global settler increase veriyor. Trade company investments cost %10 düşürüyor. Trade company governing cost %10 düşürüyor. Settler change %10. Naval force limit %25 arttırıyor. Treasure fleet income %25 arttırıyor. Tüm bunları bitirdiğinizde ise can fabricate claim overseas in colonial region. Kolonyal regionlara fabricate claim atabiliyorsunuz diyor dostlar. Yani deniz aşırı devletlere fabricate claim atabiliyorsunuz diyor. Dediğim gibi exploration idea, kolonici bir devlet oynuyorsanız Kastil, İngiltere, Portekiz, Fransa olabilir, Hollanda olabilir, Danimarka olabilir, Norveç olabilir. Bu tarz devletlerle oynuyorsanız eğer exploration idea almanız gerekiyor. Kolonici devletlerin vazgeçilmez ideasıdır. Ancak biz genel olarak düşündüğümüz için exploration idea'nın da hak ettiği class'ın ben B olduğunu düşünüyorum. Çünkü kolonici devlet sayısı çok az. Bizim genelde oynadığımız devletler diğer devletler. Kolonici olmayan devletler oluyor. Hatta kolonici devlet alıp yine böyle vurdulu kırdılı oynayıp koloni kurmadan önümüze geleni devirmek istediğimiz oyunlarımız çok oldu. O yüzden exploration idea'da B class'ı hak ediyor diye düşündüm. Bir sonraki idea grubumuz Horde idea dostlar. Evet, Horde idea sadece Horde devletlerle arabildiğiniz bir idea grubu. Bize sağladığı bonuslar şu şekilde: Cavalry cost -%33, Cavalry to Infantry ratio %10, Aggressive Expansion Impact %10, Religious Unity %25, Land Attrition %20 azaltıyor, National Amnesty'mizi -1 düşürüyor ve yıllık Horde unitimizi 0.50 arttırıyor. Biliyorsunuz Horde devletlerle oynarken Horde unitiniz var ve bu Horde uniti sürekli düşüyor dostlar yavaş yavaş. Bunu biraz daha az düşmesine yarıyor diyelim. Caravan Power %20, ticaretiniz için güzel. Maximum Promoted Kültür artı 2 ve tüm Horde ideasını bitirdiğinizde %25 Cavalry Combat Ability. Aynı zamanda Tribe Estate'ine de %10 Loyalty veriyor. Şimdi Horde idea sadece Horde devletlerle alabildiğiniz bir idea. Evet.
Bir kere Horde bir devletle oynuyorsanız Horde ID'yi almak zorundasınız abi. Başka bir şeyiniz yok bence. Çünkü agresif expansion impact %10 veriyor. Bunun üzerine bir de espionage'den %20 aldığınızda zaten direkt otomatikman %30 agresif expansion impact sahibi oluyorsunuz. Oyunu %30 agresif expansion impact ile oynamak gerçekten çok güzel olabiliyor. Ayrıca full atlı birliklerle dolanmak için Horde ID'ye gerçekten biçilmez kaptan. Cavalry Infantry Ratio veriyor %10. Aynı zamanda çağ bonuslarından falan da alabiliyorsunuz bu Cavalry Infantry Ratio'yu. Bir yandan da işte Religious Unity falan vererek, National Unrest vererek, Religious Unity vererek ülkenizi biraz daha stabil hale getiriyor. Biraz da ufaktan ticaret eklemişler, Caravan Power vererek. Hafiften de bir kültür koymuşlar buraya işte, daha fazla kültür benimsemeniz için. Horde ID'yi ben A klasa koymak istiyorum dostlar. Sadece koloni devletlerine alınan ID'ları B'ye koydun da neden Horde'u A'ya koydun diyeceksiniz. Haklısınız. Ama Horde'u gidip de A klasa, B klasa koyamam. Çünkü Horde ID'nin verdiği özellikler gerçekten çok iyi. Hani Horde bir devletle başlamasanız bile gidip Horde bir devlet olup bu özellikleri aldığınız zaman ülkenize çok fazla fayda sağlayabilirsiniz dostlar. Ama gidip de kolonyal devlet olmayan bir ülkeyle, bir devletle gidip de bu Exploration, Expansion ID'larını alırsanız size çok da bir faydası olmayacaktır. Ama Horde olmayan bir devletle gidip Horde ID'si aldığınızda bu özellikler gerçekten çok işinize yarayacak. O yüzden A klası bence hak eden bir ID olduğunu düşünüyorum ben Horde ID'nin. Hatta belki S klasa bile gelebilir. Ama işte sadece Horde'lara özgü bir ID olduğu için, çok da uğraştırdığı için Horde'a dön işte ID'yi al falan filan. Bence A'da kalması daha iyidir dostlar. Çünkü bu S klas her devletle alabileceğiniz, almanız gereken ID'ların olduğu bir klas. Bence Horde ID'ye A'da kalsın abi. Evet, bir sonraki ID grubumuz Humanist ID grubu. National Unrest -2 veriyormuş. Religious Harmonization Speed %25 veriyor. Yıllık Separatism -%10 veriyor. Tolerance of Heretic +2. Maximum Promoted Culture +2. Tolerance of Heathens +2. Religious Unity %20. Improved Relations %30 veriyor. Maximum Tolerance of Heretics and Heathens +1. Ve tüm ideyi bitirdiğinizde ideya maliyetlerini %10 düşürüyormuş. Şimdi bildiğiniz üzere EU4 oynarken bizim en büyük sorunlarımızdan birisi isyancılar abi. Özellikle Oyrat gibi ya da işte Mink gibi bir doğulu bir devletle başladığınızda bu doğu taraflarında isyan olayları gerçekten çok canınızı sıkabiliyor. Ya da çok büyük bir devletiniz varsa isyancılar gerçekten sizin için böyle kabus olabiliyor ya. Her yerden bir isyancı çıkıyor falan. Çok canınızı sıkabiliyor. Humanist ID'ye buna çözüm getiren bir ID grubu. National Unrest -2 olsun. Years of Separatism, ayrılıkçı yılların -10 oluşu olsun. Bu ayrılıkçı yıllar dediği de bir devletten bir şehir aldığınız zaman o şehirde bir ayrılıkçı yıllar oluyor dostlar. Yani hemen öyle işte beni aldın tamam oh artık ben bu devletin üyesiyim falan demiyorlar bunlar. Belli bir süre isyan ediyorlar size. Bu Years of Separatism bunu azaltıyor. O yüzden gerçekten çok güzel bir özelliktir Years of Separatism. Aynı zamanda ülkenizdeki kafirlere falan bakış açınızı da güzelleştirdiği için, onlara karşı tolerans tanıdığınız için diğer dinden olanlar da çok fazla isyan etmiyorlar. Yani daha stabil, daha böyle işte ülkemde isyan çıkmasın diyorsanız alınabilecek bir ID grubu. Herhangi bir askeri katkısı yok. Herhangi bir isyan haricinde bir katkısı yok. Sadece işte poliçelerden bir şeyler alabilirsiniz. Ama yine de güzel bir ID olduğu için ben Humanist'i A klasa koymak istiyorum dostlar. Bir sonraki fikir grubumuz Indigenous fikir grubu. Dostlar Indigenous ID'ye Amerika'daki tribe devletlerle alabildiğimiz bir ID grubu. Bize verdiği özellikler %5 development cost, 0.01 tribal development growth, attrition for enemies +1, monthly reform progress modifier %25, yani aylık reform hızını arttırıyormuş %25, %10 moral farm veriyor, %15 national manpower modifier veriyor, %10 ID cost veriyor ve %20 province war score cost veriyor dostlar. Tüm bunları bitirdiğimizde de enstitü benimseme maliyetini %25, enstitü yayılım hızını da %25 arttırıyor. Güzel bir ID grubu. Hem bunu alıp hem de üzerine bir diplomatik alıp %40 province war score cost oranına ulaşabilirsiniz. Ancak sadece Amerika'daki tribal devletlerle alabildiğiniz için bunu, tribal devlet de olmuyor gerçi, kabileler oluyor bunlar, pek de efektif değil. Yani Amerika'da oynamanız gerekiyor. Ama militer ID olarak güzel. Hem moral farmı vermesi olsun, hem işte national manpower veriyor. Aynı zamanda province war score cost ve idea cost veriyor. Enstitü yayılım hızını da arttırıyor. Ya Amerika'da oynuyorsanız kesinlikle almanız gereken bir idea grubu olduğunu düşünüyorum ben.
Bunun yanına da işte diplomatik ID'ye, espionage ID'ye gibi eklemeler yapılabilir. Çok bilinen bir ID değil dostlar ama öyle çok kötü bir ID olduğunu da düşünmüyorum. Ama şimdi gidip de bunu A klasa, S klasa koymak tabii ki olmaz. S klas zaten olmaz da A klasa yakışacağını pek düşünmüyorum. Bence bunu ya B ya C klasa koyabiliriz. Ama Province War Score Cost falan var. O yüzden hani B klasa bence koyulabilir. Bir sonraki idea grubumuz Influence idea. Influence idea grubunun bize verdiği özellikler Income from Vassals %25, %15 Liberty Desiring Subject, vasalların Naval Force limitinize katkısı %10 artıyor. Diplomatic Annex Cost %25 veriyor. Diplomatic Relation artı 1, Diplomatic Reputation artı 2, Envoy Travel Time %25, Liberty Desire from Subject Development %10 ve Vassal Force Limit Contribution %100 veriyor. Aynı zamanda Unjustified Demand %50 veriyor. Dostlar, Influence ID'ye Vassal Swarm gidiyorsanız alınması gereken bir ID olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten sizi bir adım öne taşıyan şeyler bunlar. Yani Influence ID gibi ID'yalar sizi bir adım öne taşıyor. İşte çok fazla PU'nuz varsa, çok fazla Vassal'ınız varsa ya da çok fazla alacaksanız bunları, Osmanlı gibi bir devletle oynuyor olabilirsiniz. Avusturya gibi 500 tane PU'nuzun olduğu bir devletle oynuyor olabilirsiniz. Bunlar olmazsa olmaz ideyalar. Kesinlikle almanız gereken ideyalar. Aynı zamanda bir devlet annexleme hızınızı da bayağı arttırıyor dostlar. Yani %25 buradan veriyor. Nobility'lerden de bir %10 muydu, %15 miydi? Oradan alıyorsunuz. Yani neredeyse %50'ye varan bir indirimle annexliyorsunuz vasallarınızı. Ayrıca onlardan gelen parayla income from vasal veriyor %25. Bununla ekonominizi de güçlendirebiliyorsunuz. Hiç ekonomik ID'ye falan gerek yok bakın. Sadece şu influence ID'yi alıp bir dünya vasal sahibi olsanız zaten ekonominiz bayağı uçuyor. O yüzden diyorum yani ekonomik ID'ye çok da önemli bir ID değil benim için. Ama influence ID'ye alınması gereken güzel ID'lardan bir tanesi. Aynı zamanda innovative'le birleştiğinde de %10 aggressive expansion impact veriyor. Evet, %10 da oradan alabiliyorsunuz. Horde olduğunuzu düşünün mesela. Horde ID'yi aldınız. %10 oradan geldi. Diplomatik ID'yi aldınız. %20 oradan geldi. Etti %30. Gittiniz abi bir tane vasal ID'yi aldınız. Bir de inovatif çaktınız üzerine. %10 da oradan poliçelerden geldi. %40. Düşün yani. Bir dünya aggressive expansion impact kazanabiliyorsunuz. Influence ID'yi çok da uzatmanın bir anlamı yok. Benim gönlümdeki yeri tabii ki S Cluster dostlar, Influence ID'nin. Bir sonraki ID'ye grubumuz Infrastructure ID'ye grubu. Dostlar, Infrastructure ID'ye grubu daha yeni bir ID'ye grubu. Daha çok ülkenizin altyapısıyla ilgili bir ID'ye grubu. Altyapısını genişletmeye yönelik bir ID'ye grubu. Infrastructure'ın verdiği özelliklere bakacak olursak State Maintenance'ı %33. Yani bakın maliyetlerini azaltıyor %33 State'inizin. Global Prosperity Growth %0.25 veriyormuş. Construction Cost %10. Expand Infrastructure Cost Modifier %25, Movement Speed %10, Center of Trade Upgrade Cost %20, State Governing Cost %10, Port Maintenance %25, Construction Time %25 ve Expand Administration Cost %100. Tüm bunları bitirdiğinizde de %10 Development Cost indirimi veriyor dostlar. Şimdi bu infrastructure'ı şahsen ben gidip de dünya fethi denemelerimde ya da ne bileyim Avusturya gibi, Osmanlı gibi, Polonya gibi güçlü devletlerle oynadığımda infrastructure almam. Infrastructure'ı ben ne zaman alırım? Hollanda gibi tol oynayacağım devletlerde alırım dostlar. Bunu bir kenara yazalım. Ve ayrıca mesela şuradaki construction cost %10. Abi bu benim ne işime yarayacak? Ben zaten tol oynuyorsam para babası olacağım. %10 construction cost beni çok da etkilemeyecek zaten. Deli gibi para basıyor olacağım ben. Buradaki %10'u bana versen ne olur, vermesen ne olur? Expand infrastructure cost modifier %25. Bu da şey oluyor ya. Şuradaki zımbırtı var ya, Expand Infrastructure, şehirlerin altyapısını arttırmanıza yarıyor. Zaten 50 admin puanını arttırabildiğiniz bir şey. Olsa ne olur, olmasa ne olur abi. Bilmiyorum, bana çok çekici gelen bir idea grubu değil. Kesinlikle alacağım bir idea grubu da değil. Tol oynadığım zaman bile alacağımı zannetmiyorum aslında ya. Hani alırsam tol oynayan bir devletle alırım. Sırf şu development cost için falan yani. O yüzden sevgili infrastructure'ı D demeyelim de C diyelim ya. Yani o kadar da kötü değil, o kadar da şey değil. Belki development cost falan bir tık öne taşıyabilir. Benim için C class abi. Bir sonraki idea grubumuz Maritime Idea. Dostlar, Maritime Idea'nın bize verdiği bufflar şu şekilde. Trade Range %25. Navy Tradition from Protecting Trades %10, %100. National Sailor Modifier %75. Marine Force Limit %25. Global Ship Repair %10. Sailor Maintenance %10. Naval Force Limit Modifier'ımızı %50 arttırıyor. Ship Trade Power Propagation
%25 veriyor. Ship Cost %10. Global Naval Engagement Modifier %10. Admiral Cost %25. Blockade Efficiency %50. Privateer Efficiency %25. Fleet Movement Speed +1 veriyor. Bunların hepsini bitirdiğimizde. Şimdi Maritime idea çok güzel bir idea değil. Açıkça konuşalım burada. Zaten EU4 oynayanların çoğu denize de çok fazla önem veren insanlar değil abi. Yani deniz birliklerine çok da fazla önem vermiyoruz. Belli başlı roleplay'lerde alınabilir. Yani belli başlı roleplay yapacağınız devletlerle alınabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle diplomatik puanımı harcayacağım bir idea grubu değil bu. Şuradaki özelliklerin hiçbiri beni kendine çekmiyor dostlar. Repair hızını %10 arttırıyor mesela ya. Ne yapayım ben onu? Sailor Maintenance. Ne yapayım yani ben onu? Gemi maliyetlerini %10 düşürüyor. Admiral maliyetini %25 azaltıyor falan filan. Yani ben hiçbir EU4 oyuncusunun ya işte benim sailor'ım çok az kanka ben bir sailor takviyesi yapayım diye gidip de şunu aldığını zannetmiyorum abi. Hani ya da işte ya ben gemilere çok para veriyorum abi ya. Of gideyim şu maritime alayım da biraz daha az para vereyim gemilere. Admiral maliyetim çok fazla benim. Gideyim de ya %25 admiral maliyetimi azaltayım. Ya yok abi. Oyunun en kötü idealarından birisi. Sırf hani öyle denizcilikle alakalı bir idea olsun diye konulmuş bir idea. Ben hiçbir EU4 oyuncusunun gidip de böyle maritime idea alacağını düşünmüyorum abi. Kendi hür iradesiyle. gerçekten çok gereksiz bir idea olduğunu düşünüyorum. O yüzden D class'ta kalması gerekiyor bence maritime idea'nın. Evet, bir sonraki idea grubumuz innovative idea. Innovative idea'nın bize verdiği özellikler şu şekilde. Prestige decay %1. Innovative gain %50. Teknoloji cost -%10. Enstitü benimseme maliyeti %10. Possible advisor +1. Enstitü yayılımı %25. Aylık savaş yorgunluğunu 0.05 azaltıyor ve aylık splendor'ı +1 arttırıyor. Aynı zamanda free poliçelerimizi +1 arttırıyormuş dostlar. Tüm bunları bitirdiğimizde ise bize %20 advisor indirimi veriyor. Innovative idea güzel bir idea olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle işte teknoloji konusunda biraz daha ileride olmak istiyorsanız, enstitüleri biraz daha hızlı benimsemek istiyorsanız almanız gereken bir idea grubu. Poliçeleri de fena değildir. Mesela quality ile birleştiğinde %15 bir infantry combat ability veriyor. Ya da işte offensive ile birleştiğinde %10 siege ability verebiliyor. Yani hani olsa da olur olmasa da olur bir idea diye düşünüyorum ben. Hani çok da olmazsa olmaz idealardan olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü mesela prestijden başlayalım mesela. -1 prestij decay. Yani çok da önemli değil. Prestijim benim evet azalıyor sürekli ama ben zaten iyi bir oyuncuysam bir dünya savaş yapıyorum. Bu savaşlardan bir dünya prestij kazanıyorum. Prestij problemim olmayacak. Buraya mesela boşuna verdim bunu. Innovative gain %50. Evet güzel. Innovative'imiz ne kadar artarsa o kadar işte all power cost kazanıyoruz. Güzel bir özellik. Sırf onun için alınır mı tartışılır. Teknoloji maliyetleri %10. Enstitü benimseme maliyeti %10. Bunlar da güzel özellikler. Bunlar için belki alınabilir. Possible Advisor çok da önemli bir şey değil. Enstitü yayılımı evet güzel. Toplasanız burada işte 3-4 tane. Şu Free Poliçe'yi de sayarsak 3-4 tane işe yarayan şey var. Yani S class'ı hak eden bir fikir grubu olduğunu düşünmüyorum. Ama B class'a da yakıştırmadığım için A class'a koyuyorum dostlar innovative'i. Bir sonraki idea grubumuz Mercenary idea. Mercenary idea'nın bize sağladığı bonuslar şu şekilde. %25 Mercenary Cost, %25 Military Advisor Cost, ayrıca bütün paralı askerleri istediğimiz yere basabiliyormuşuz. Mercenary Maintenance %25, Military Technology Cost %10, Vortex Cost %50 azaltıyor, Mercenary Leader Army Tradition Modifier %50, Infantry Combat Ability %10, aynı zamanda Mercenary bastığınız zaman Army Profesyoneliziniz azalmıyor dostlar. Onun haricinde Mercenary Manpower %30 veriyormuş. Aynı zamanda Mercenary'leriniz yani paralı askerleriniz drill yapabiliyorlarmış. Yani antrenman yapabiliyorlarmış. Tüm bunları bitirdiğinizde Possible Condottieri %100 ve Mercenary Discipline artı %5 diyor. Bu da yeni gelen bir idea. Eskiden Mercenary idea da yoktu. Şimdi bazı devletlerde güzel olduğunu düşünüyorum. Bazı devletlerin idea setlerinde işte Mercenary'lerle ilgili idealar var. Onlarla birlikte combo yapıldığında güzel bufflar sağlıyor size evet. Mercenary'lerin profesyonelizm yememesi çok güzel bir şey gerçekten. Çünkü bazı durumlarda çok acil bir şekilde paralı askere ihtiyacınız olabiliyor ve army profesyonelizminizin de düşmesini istemiyor olabilirsiniz. O açıdan gerçekten efektif olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda infantry combat ability de vermesi mercenary maliyetlerini bayağı düşürmesi İyi ama oyunun ilerleyen safhalarında mercenary'ler çok da efektif olmuyor diye düşünüyorum ben. Çünkü
birliklerinizde çok fazla top bulundurmanız gerekiyor. Sadece mersinleri bastığınız zaman mersinlerin top oranları biraz düşük oluyor. Ya da işte ya herhangi bir şey olmayabiliyor. İşte süvarisi az olabiliyor. Ya da işte istediğiniz gibi bir mersinleri bulamıyorsunuz. Ya sadece mersinlerle savaşmak çok akıl kârı değil bence. Poliçeleri de fena değil gerçi. Silent State yapabiliyorsunuz. Özellikle Influence ID'yi aldığınızda Silent State'ler iyi iş yapıyor. Mercenary Idea benim çok da kullanmayı tercih ettiğim bir idea tipi değil. Bence Mercenary Idea'nın hakkı C class abi. Hatta belki D bile olabilir ya. Ama biraz da biraz efektif yine ya. Biraz hani en azından belki işte çok fazla paralı asker basıp bir noktada paranız yeterliyse, iyi bir ekonominiz varsa sizi öne geçirebilir. Hani çok fazla askeriniz olur. Manpower'ınızın olmadığı durumlar olabilir. Belki onun için işte C class. Belki onun için C class olabilir, evet. Ama kesinlikle C'nin üstü olacağını düşünmüyorum ben. Geçelim bir sonraki idea grubumuz olan Naval Idea'lara. Naval Idea'ların bize sağladığı bonuslar şu şekilde dostlar. Naval Lider Shock +1. Combat Penalty When Landing -1. Daily Combat Ability %25. Naval Leader Fire +1. Moral Hit When Losing A Ship -%33. Yıllık Navy Tradition +1. Blockade Impact On Siege +1. National Sailor Modifier %25. Sailor Recovery Speed %25. Marine Force Limit %25. Heavy Ship Combat Ability %20. Ship Durability %10. Moral of Navies %10. Global Naval Engagement Modifier %10. Tüm bunları bitirdiğinizde de naval baraj maliyetinizi %100 azaltıyor. Bedavaya naval barajı yapabiliyorsunuz. Ayrıca Ship Disengagement Change %15. Şimdi dostlar, Maritime hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuz. Ama naval idealara baktığınız zaman sizi bir adım öne taşıyacak şeyler var burada. Mesela Osmanlı ile savaşırken naval idea'ya sahipseniz ve biraz da geminiz varsa şu boğazı çok rahat bir şekilde tutup hem buradan mesela bak Blockade Impact on Siege diyor +1. Daha hızlı bir şekilde şuradaki kale olan yerleri kuşatabilirsiniz. Onun haricinde Gali Combat Ability sayesinde Osmanlı gibi bir devletin ya da Venedik gibi bir devlet de olabilir. Güçlü olan donanmasını yerle bir edebilirsiniz. Naval liderlerine farklı bufflar vermesi, baraj maliyetinin %100 azaltılması, bunlar gerçekten güzel özellikler. Ama ve lakin ben gidip naval alacağıma giderim ofansif alırım abi. Denizlerde o kadar öne geçmek benim için çok da önemli bir olay değil. Ben daha çok karada öne geçmek isterim. Çünkü deniz işini bir şekilde hallediyorsun abi. Bir noktadan sonra istediğin kadar gemi de basabiliyorsun. İstediğin gibi monark puanlarını harcayarak bir şeyler de, bir güzel generaller de alabiliyorsun. Yani belki Rodos gibi böyle devletlerle roleplay olması açısından yine naval idea güzel olabilir. Poliçeleri bir tık güzel. Mesela Expansion Idea ile birleştiği zaman Liberty Desire From Subject Development diyor %25. Gerçekten kullanılabilir. Ama hem bunu alıp hem de Expansion Idea'yı alıyorsan kolonici bir devletsindir. Sadece kolonici bir devlet için geçerli bu yani. Economic Idea ile güzel bufflar veriyormuş. Production Efficiency veriyormuş %10. %10 Good Produce Modifier. Yani poliçeleri falan bir tık iyi. Ama dediğim gibi naval alacağıma gider ofansif falan alırım. Benim için daha kullanışlı olur ya. O yüzden Naval ID'yi da D'ye mi alalım? Yani D'ye alamam. Çünkü o kadar da kötü bir ID değil. C ile B arası diyelim biz buna. C ile B arasında bir yerde. Ama poliçeleri falan bir tık öne geçirdiği için ben B'yi almayı tercih edeceğim. Bir sonraki idea grubumuzsa ofansif ideyalar. Ofansif fikirlerimize verdiği bonuslar şu şekilde. Land Leader Shock +1. Recruitment Time, yani toparlanma süresi %10. Land Leader Fire +1. Prestige from Land Battles %100, Number of Pronoi +1, Siege Ability %20, Land Force Limit Modifier %15, Special Unit Cost Modifier %20 ve Discipline %5 veriyor. Tüm bunları bitirdiğinizde de Recover Army Moral Speed %10. Offensive Idea'nın ben çok güzel bir idea olduğunu düşünüyorum dostlar. Gerçekten ordu konusunda sizi çok ileriye taşıyacak bir idea. Özellikle Land Leader Shock vermesi, Land Leader Fire vermesi, Siege Ability vermesi ve Disiplin vermesi gerçekten çok önemli. Bunları aldığınız zaman hem kuşatma hızınız artıyor, hem liderleriniz güçlü olduğu için ordularınız daha iyi vuruyor. Yani savaşlarda sizi birkaç adım öne geçirecek şeyler bunlar. Ben Offensive Idea'yı A ile S arasında bir yere koyabilirim. Ama bence S'ye daha yakın. Yani bence Offensive Idea'nın olması gereken class S class dostlar. Hem multiplayer olsun hem normal single player olsun kesinlikle alınması gereken bir idea olduğunu düşünüyorum ben. Evet, bir sonraki idea grubumuz plutokratik ideyalar.
plutokratik idi ya da işte aristokratik gibi, indigenous gibi, divine gibi farklı governmentlara özel ideyalardan birisi dostlar. Bize sağladığı bonuslar şu şekilde: Mercenary Cost %20 veriyor, Regiment Cost %5, National Unrest -1, Moral of Army %10, Aylık Reform Progress arttırıyor 0.10, bir tane Merchant veriyor, Good Produce Modifier %10, Development Cost %5, Caravan Power %25 ve Manpower Recovery Speed veriyor %20. Tüm bunları bitirdiğimizde ise Provincial Trade Power Modifier %25 ve Burgerların Loyalitesini %10 arttırıyor. Güzel bir idea. Dediğim gibi bazı governmentlara özel ideyalardan olduğu için verdiği özellikler de fena değil. Her şeyden biraz şeklinde gidiyor. İşte mercenary'leri buff'lıyorsun. Ekonomini biraz buff'lıyorsun. Biraz manpower, biraz işte stability falan. Ama gerçekten efektif bir idea'dır. Bunu da diğer divine idea, horde idea gibi idea'ların yanına koyabiliriz diye düşünüyorum ben. A class bence plutokratik idea için gayet uygun bir class olduğunu düşünüyorum dostlar. Bir sonraki idea grubumuz quantity idea grubu. Quantity idea grubu manpower odaklı bir idea grubu dostlar. Gördüğünüz üzere National Manpower Modifier artı %33. Number of Pruna'ya da veriyormuş artı 1. Manpower Recovery Speed %20. Regiment Cost %10. National Supply Limit Modifier %33. Reinforce Cost %33. Land Maintenance Modifier %5 ve Land Attrition -%25 veriyor. Aynı zamanda tüm bunları bitirdiğimizde bize Land Force Limit Modifier %33 veriyor. Tamamen askeriyeye ve işte supply'a yönelik bir idea grubu. Savaşlarda çok fazla insan gücü sıkıntısı yaşamak istemiyorsanız, çok fazla attrition yemek istemiyorsanız, çatır çatır asker basayım, hayvan gibi ölsünler ama onun peşinden bir daha bir o kadar basayım, İnsan gücü problemi hiç yaşamayayım diyorsanız almanız gereken bir idea. Ancak benim kendi oyun stilim böyle daha fazla manpower'dan ziyade işte daha çok ordumun kalitesini güçlendirmek, generallerimin kalitesini güçlendirmek ve biraz daha stratejik oynayarak çok fazla manpower'a ihtiyacım olmadan çok fazla devlet ele geçirmek, çok fazla şehir ele geçirmek, çok fazla savaş kazanabilmek olduğu için quantity'ye çok ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Ancak yeni başlayanlar olabilir ya da işte dediğim gibi manpower konusunda stratejiler yapan oyuncular olabilir. Quantity alması gerekiyor bence. Bu sebeple quantity idea'yı A ile S arasına bir yere koyabiliriz. Önemli bir idea'dır. Ben A class'a koyacağım çünkü dediğim gibi benim stratejime pek uygun bir idea değil ama gerçekten güzel bir idea olduğunu düşünüyorum ben. Bir sonraki idea grubumuz religious idea grubu. Evet, religious idea'nın bize sağladığı bonuslar şu şekilde dostlar. Artı bir misyoner veriyor. Misyoner maintenance maliyetlerini %50 düşürüyor. Manpower in True Faith Provinces %10. Misyoner gücünü %3 arttırıyor. Tolerance of True Faith artı 2. Yıllık papalık influence veriyormuş artı 2. Yıllık devotion artı 0.25. Monthly favor 0.25. Church power %10. Prestige per development from missionary 0.10. Yıllık Patrik Otoritesi 0.50, yıllık Karma Decay 0.10, yıllık Doom Reduction 0+1, yıllık Otorite 0.15, aylık Piety Accelerator 0.10-0.1 veriyor. Tabi fark ettiğiniz üzere bunları farklı ülkelerde farklı bufflar olarak veriyor. Atıyorum Bizans'la oynuyorsanız yıllık Patrik Otoritesi verecek, Aztek'le oynuyorsanız yıllık Doom Reduction verecek falan filan. Opinion of Country from Others of the Same Religion +10. Ve Deus Vult, hepimizin bildiği farklı dinden olan devletlere karşı savaş CB'si veriyor. Dostlar, Religious Idea One Faith giden arkadaşlar için alması gereken bir idea grubu. Tüm dünyayı aynı din yapmak istiyorsanız özellikle almanız gerekiyor. Aynı zamanda ülkenizdeki din çeşitliliği ne kadar fazla olursa isyan olasılıkları o kadar artıyor bildiğiniz üzere. Hatta çeşitli dini isyanlar da çıkabiliyor ülkenizde. Disaster'lar çıkabiliyor. O yüzden ülkenizdeki din bütünlüğünün fazla olması her zaman iyidir. Ayrıca verdiği CB sayesinde de diğer dine sahip olan devletlere hızlıca savaş açabiliyorsunuz Deus Vult sayesinde. Bu da sizi birçok açıdan öne geçiriyor. Özellikle hız konusunda. Bir dünya işte spy network falan beklemiyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde etrafınızdaki devletlere saldırabiliyorsunuz. Ayrıca din değiştirdikçe size prestij de geliyor dostlar. Prestijden gelen bonusları falan da arttırıyor. Manpower'ınızı da arttırıyor. Yani Religious Idea güzel bir idea ve alınması gereken bir idea olduğunu düşünüyorum. O yüzden Religious Idea'yı da ben S grubuna koymak istiyorum dostlar. Benim gözdelerimdendir kendileri. Ama belki A'ya da gelebilir. Yani A ile S arasında ama S'e daha yakın bir fikir grubu olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki fikir grubumuz Quality Ideas.
Kualiteler bize şu şekilde bufflar sağlıyor. Infantry Compatibility %10, yıllık Army Tradition 0.50 ve yıllık Navy Tradition 0.50. Cavalry Compatibility %10, Ship Durability %5, Moral of Navies %10, Naval Attrition %25 ve Artillery Compatibility %10. Tüm bunları bitirdiğimizde ise bize %5 disiplin veriyor. Quality ID'ye hem donanmanız hem ordunuz için biçilmez kaftandır dostlar. Aynı anda hem donanmanızı hem ordunuzu güçlendirebilirsiniz bu ideyi alarak. Hem toplarınıza, hem atlılarınıza, hem piyadelerinize çeşitli bufflar sağlıyor. Ayrıca %5 disiplinde cabası. Dostlar, EO4'te bildiğiniz üzere her şey ordu ve ekonomiye dayalı olduğu için ordunuz ve ekonominiz sağlamsa zaten yapamayacağınız şey yok. O yüzden Quality ID'ye bence kesinlikle S tier'ı hak eden bir ID'ye grubu olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak Trait ID'ye geldik. Şöyle bir Trait ID'nin bize verdiği bufflara bakacak olursak. Global Trait Power %20. Artı bir Merchant. Trait Range %25. Trait Efficiency %10. Cost to Promote Mercantilism -%25. Merchant Trait Power artı 15. Trait Strength %25. Caravan Power %25. Ve tüm bunları bitirdiğinizde artı bir Merchant ve Burgerların Loyalty'si %10 artıyor. Ticaret devletleriyle özellikle alınabilecek bir idea. Venedik olabilir, İngiltere olabilir, işte Amerika'da Karayipler olabilir mesela. Böyle güçlü trade noktaları var. Timur Devleti ile falan alabilirsiniz. Tamamen ekonomiye dayalı bir idea grubu. Tamamen ticaret odaklı. Sizi öne geçirir mi? Geçirir. Ama iyi trade'inizin olması gerekiyor. Yani iyi trade'e sahip bir ülke değilseniz bunu almanız çok da bir işe yaramaz dostlar. Gerçekten devletinizin üretimi iyiyse, işte atıyorum ülkenizde gem varsa, ülkenizde silk varsa, ülkenizde kahve varsa, bunun gibi güzel gutlar varsa, güzel medaller, ham maddeler varsa trade ID'yi alabilirsiniz ve gerçekten de sizi bir adım öteye taşır. Ancak öyle çok da olmazsa olmaz elzem bir ID grubu değil trade ID'ye. Lakin yine de bence trade ID'nin hak ettiği grup A class dostlar. Ekonominin yanında kendisi gerçekten A class'ı hak eden bir idea grubu diye düşünüyorum. Evet, benim idea sıralamam bu şekilde. Şimdi şöyle bir üstünden geçelim. Tekrardan bir bakalım. Buradan değiştirebileceğimiz şey belki dediğim gibi belki inovatif yukarıya gelebilir bir tık. Onun haricinde belki ne olabilir? Belki quality bir tık alta gelebilir şöyle şu şekilde. Yani quantity ile beraber quality A class'ta olabilir. Onun haricinde çok da değiştirilecek pek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hatta bu quality'nin bile ben A'ya ineceğini pek şey yapmıyorum ya. Bence quality'nin bile olması gereken yer kesinlikle S ya. Yani çok da fazla burada bir değişiklik yapmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Bence gayet güzel bir sıralama oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz dostlar? Bu idea sıralaması sizce doğru bir idea sıralaması oldu mu? Sizce yaptığım bu sıralama gerçekten adaletli ve doğru muydu? Sizin taktiklerinize göre en iyi ideyalar hangileri? Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yapmamı istediğiniz farklı içerikler varsa onları da yorumlarda belirtin dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.